Evet, değerli kameramanım, böyle devam edelim. Bakın, çekin. Gaziantep'te ne kadar meşhur olduğumu görün. Gelin. Yani. Ebrar Katmer kahveci. Kahkeci. Alaaddin Devlet Camii'nin hemen yanında şu Antep'in meşhur çarşılarının aslında bir tanesi mevcut bulunmakta. Zincirli Bedesten diyorlar. Bedesten ne demek? Bedesten aslında şu İstanbul'da bildiğimiz kapalı çarşının birazcık daha ufak versiyonu. Üstü kapalı çarşılara, Bedesten ismi veriliyor. Burası tarih boyunca ve günümüzde de ticaretin ve alışverişin aktığı yerlerdi. Hala Gaziantep'te görebileceğiniz en güzel el işi, malzemeler, tatlılar, lokumlar, hediyelik eşyalar, tesbihler, sedef işlemeli kılıçlar burada. Haydi içeriye girelim. Evet, yavaş yavaş çekiç sesleri geliyor. Bizler de heyecanlanmaya başlıyoruz. Antep, el sanatları noktasında belki de Güneydoğu'nun en nadide şehriydi. Tarih boyunca ata mesleği olarak bakır işlemeciliği, sedef işlemeciliği ve ahşap kalkmacılığında gerçekten çok önde bir medeniyet, çok önde bir şehirdi. Günümüzde de hala ata mesleği itinayla devam ettirilmekte. Bunu yapan dedeler oğullarına, oğullar da kendi çocuklarına aktarmaktalar. Her yaştan bakır işçisini Antep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda görmemiz mümkün. İşte karşımızda meşhur Bakırcılar Çarşısı'nın girişi bulunmakta. Üstü açık bir çarşı olduğundan anladığımız kadarıyla bu bir arasta yapısıydı. Buyurun devam edelim. İnanın Bakırcılar Çarşısı'nı gezmek çok keyifli, çok eğlenceli. Adeta buradan içeriye girdiğinizde tarihte yolculuk yapıyorsunuz. Ancak Bakırcılar yolu devam ederken sol tarafa apayrı bir yol uzanmakta.
Burası çok özel. Belki bugünkü yaptığım turun en özel noktası. Gaziantep'te peygamber mi yatıyor orada diyenlere çok güzel bir video olacak. Haydi gelin şimdi Yuşa Aleyhisselam'ın kabrine gidelim. 1-2-3 Yuşa Aleyhisselam'ın huzuruna geldik. Yuşa peygamber aslında pek çoğumuza tanıdık gelecektir. İstanbul'da Beykoz'da meşhur Yuşa Tepesi. İstanbul'un dört manevi bekçilerinden bir tanesidiriz Hazreti Yuşa Aleyhisselam için. Aslında bildiğimiz üzere üç tane kabri var kendisinin. Bunlardan iki tanesi makam kabir, bir tanesi gerçek kabri. Gerçek kabrinin neresi olduğunu bilemiyoruz ama kendisi Orta Doğu'ya gönderilmiş bir peygamberdi. Bu noktada Gaziantep'te olma ihtimali çok yüksek. Ya bana kalırsa İstanbul Beykoz'daki makam kabir olma ihtimali daha yüksektir. Peki neden makam kabir olarak gösteriyoruz? İstanbul Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam'ın ne işi var? Hani anlatılan çok güzel bir kıssa vardır. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın yolculuğu. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır rivayete göre iki denizin keşiştiği yerde bir araya gelmişlerdi. Bu iki deniz rivayet üzerine Karadeniz ile Marmara Denizi olarak yorumlanmıştı. İşte Hazreti Musa'nın yanında bu yolculukta onun yeğeni Hazreti Yuşa'nın da bulunduğu rivayet edilmekte. Belki de bu hikaye doğruysa Yuşa Tepesi gerçek olabilir. Onun dışında Hazreti Yuşa Aleyhisselam Hazreti Musa'nın yeğenidir. Ondan sonra İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Hazreti Musa'nın öncülüğünde Firavun'un zulmünden kaçan İsrailoğulları maalesef çok geçmeden eski pagan adetlerine, bir takım çirkin inanışlara geri dönmüşlerdi. Ve Allah-u Teala onlara vaat ettiği toprakları onlara yasaklamış, yıllar boyunca dağlarda, çöllerde sürgün hayatı yaşamışlardı. Devir değişir, Hazreti Musa'yı ve Firavun'u gören hiç kimse hayatta kalmaz. Ancak onların çocukları, torunları, yeni nesil hayattadır. Ve o yeni neslin başında da Allah Hazreti Musa'nın yeğenini peygamber olarak onların başına göndermiştir. Yuşa Aleyhisselam Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarının gençlerini toparlayıp Kudüs yolculuğunda onlara eşlik eden peygamberdir. Bir Orta Doğu peygamberi olduğu için mezarının Şam'da, Gaziantep'te bulunma olasılığı da çok yüksektir. Burada Hazreti Yuşa'nın yanında bir de Pir Sefa Hazretleri diye biri yatmaktadır. Kim olduğu tartışmalı, ya Ensar'dan bir sahabi ya da Hazreti Yuşa'nın türbedarı olduğu söylenmektedir. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinden fatihalarınızı esirgemeyiniz. Antep'in en özel ve en eski camisiyle karşı karşıyayız. Ömeriye Camii ya da İki Ömer manasına gelen Ömereyn Camisi. Rivayete göre bu camiyi ya Hazreti Ömer ya da onun torunu Ömer bin Abdülaziz Emevi Halifesi inşa ettirilmişti. 12. yüzyılda restorasyon ve Osmanlı Padişahı Abdülmecit zamanında son hali veriliyor. Şimdi dilerseniz avluyu gösterdikten sonra yavaş yavaş girelim. İçeride caminin hem mimari detaylarını hem de eşsiz harikulade mihrabı ve minberini görmeye çalışalım. İçeriye girdiğimizde aslında oldukça karanlık ve enine uzayan dikdörtgen planlı bir camiyle karşı karşıyayız. İstanbul'da görmüş olduğunuz meşhur o kubbeli camilerden hiçbir şekilde bir benzerlik söz konusu değil. Aslında bu ilk dönem Türk İslam camilerine ya da Arap İslam camilerine diyelim, Mescid-i Nebevi profilindeki camiler denmekte. Ne demeye çalışıyorum? Yani enine uzanıyor böyle dikdörtgen bir biçimde. Çok sütunlu. Kubbeleri genelde ya son cemaat yerinde üstünde küçük bir kubbe ya da hemen imamın namaz kıldırdığı mihrabın üstünde küçücük bir mihrap önü kubbesi bulunmaktaydı. Kubbe yapmak kolay değildi. İslam mimarisine kubbeye geçiş zamanla olmuştu. Osmanlı bile ta işte yani İstanbul'un fethine kadar ufak kubbeli
eserler inşa etmiş olsa da Mimar Sinan'la esas altın çağa kavuşmuştu kubbe. Kubbe yapmak hem zordu hem de Arap mimarisi buna bir anda geçiş yapamamıştı. Tahmini miladi 7. yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirilen Ömeriye Camii'nde, o tarihlerde biz böyle bir cami yaparken söylemek istiyorum ama Romalılar Ayasofya gibi bir mabedi 100 sene öncesinden bitirmişlerdi. Ömeriye Camii Antep'in en eski camilerinden ve burada size çok güzel bir detay göstermek istiyorum. Hemen şu karşıda görmüş olduğunuz kürsü gibi gözüküyor. Üstü kürsü ama aslında o bir minber. Gerçekten Türkiye'de çok az örneği olan bir minberle karşı karşıyayız. Minbere benzemiyor ama dikkatli bakarsanız o kürsünün altında böyle kapı gibi bir yer var. Aslında orası esas minberin bulunduğu yer. Çekçekli bir minber orası. Yani onu imam hutbe vereceği esnada birazcık kuvvet uygulayarak minberi duvarın içinden caminin içine doğru çekmekteydi. İçine girebilen minber bu noktada çok eşsizdi. Mabet küçük, oldukça küçük. Minberin çok fazla yer kaplamaması için böyle bir yöntem düşünülmüştü.